Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Nüfus ve Toplum ders kitabının 7. ünitesi olan Nüfusun Bileşenleri Göç konusu ile karşınızdayım. Program süresince göçler çağında nüfus başlığını ele alacağım. Nüfus bilim açısından dünyayı 3 önemli bileşene dayalı olarak okuyabiliriz. Bu bileşenler doğurganlık, ölüm ve göçtür. Doğurganlık ve ölüm herkesi etkilemektedir ve göçlerin dünyadaki herkesi etkilemediği düşünüldüğünden olsa gerek, demograflar tarafından göçlere görece daha az önem verildiği söylenebilir. Ancak günümüzde dünya ölçeğinde giderek hızlanan ve yoğunlaşan nüfus hareketleri söz konusudur. Giderek sayısal olarak daha fazla insanı doğrudan etkileyen göçler, sonuçları bakımından toplumların büyük kesimlerini de etkilemektedir. Dünya genelinde neredeyse tüm ülkeler göçten bir şekilde etkilenmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında toplu nüfus hareketleri yoğunluk kazanmıştır. Göçmen nüfusu son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısının 2050'de 405 milyona ulaşması beklenmektedir. Savaşlar, doğal afetler, etnik ve politik sorunlar, terör olayları, sınır değişiklikleri, mübadele antlaşmaları ve çeşitli ekonomik gerekçeler toplumsal hareketliliklerin ve nüfus hareketliliklerinin önde gelen nedenleridir. Günümüz dünyasına baktığımızda kitlesel göçlere yol açan ve nüfus yapısını etkileyen çok sayıda gelişme söz konusudur. Afganistan ve Suriye'de devam eden iç savaşlar, Irak'taki çatışmaların etkisiyle Musul ve Kerkük gibi kentlerin demografik yapısını değiştiren müdahaleler, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan Ermeni işgali ve Arakan'da yaşanan soykırım olayları bu gelişmelere örnek olarak verilebilir. Göç süreçleri ve sonuçları toplumların sosyoekonomik gelişimleri açısından da önem taşımaktadır. Zamanında ve doğru tahminler, hükümetlerin gelecekteki demografik eğilimleri öngörmelerini ve bu bilgileri kalkınma politikalarına ve planlamasına dahil etmelerine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda demografik analizlerin önemli bir başlığı da göçlerdir. Göçler oldukça farklı biçimlerde gelişen süreçler olarak taraf olan bütün ülkeleri ya da bölgeleri etkilemektedir. Bu etkiler kapsamında toplumların nüfusları üzerindeki etkiler büyük önem taşımaktadır. Nihayetinde insanlar ve dolayısıyla nüfus sürdürülebilir kalkınmanın merkezindedir ve dört küresel demografik megatrend olan nüfus artışı, nüfusun yaşlanması, kentleşme ve göç, ekonomik ve sosyal kalkınma ya da çevresel sürdürülebilirlik için önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda bütün türleriyle göç süreçlerinin analiz edilmesi ve demografik sonuçlarının değerlendirilmesi nüfus bilimin en önemli konularından biri niteliğindedir. Giderek artan nüfus hareketleri nedeniyle göçler çağı olarak betimlenen ve buna bağlı olarak süper çeşitlilik olgusunun söz konusu olduğu bir dönemde yaşıyoruz. 1950'li yıllardan bu yana birçok ülkede geniş ölçekli göç olgusu ile bağlantılı nüfus hareketleri ve hızlı kentleşme yaşandı. Özellikle uluslararası göç, devletlerin tek başlarına ele alamayacakları çok boyutlu bir gerçeklik haline gelmiştir. Göç olgusu bütün dünya açısından yeni bir şey olmamakla birlikte, özellikle teknoloji ve ulaşımdaki ilerlemelerin etkisiyle son dönemlerde önemli bir artış ve değişim söz konusu olmuştur giderek etkileri yoğunlaşan küreselleşme süreci bağlamında sermayenin ulusal sınırların ötesinde serbest ve hızlı akışı, dünya ölçeğinde siyasal ve kültürel iç içe geçişler yaşanması, iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, göç ya da yer değiştirmeler niteliğindeki nüfus hareketlerini küresel olarak ortak bir olgu haline getirmiştir. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler hareketliliklerin giderek daha hızlı ve yoğun olmasına yol açmaktadır. Son olarak bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dikkat çekicidir. Çin'in bir kentinde görülen bir virüs, nüfus hareketlilikleri sonucunda birkaç ay içinde bütün dünyaya yayılabilmiştir. Böylece hareketliliklerin sınırlandırılması gündeme gelmiş ve nüfus hareketliliklerine ilişkin olarak yeni bir dünya düzeni tartışılır olmuştur. Küresel göçe kaynaklık eden yoğunluğunu ve etkisini artıran etkenleri, küresel etkenler, Göç veren kaynak ülkeler açısından etkenler ve göç alan hedef ülkeler açısından etkenler biçiminde 3 grupta ifade edebiliriz. Küresel etkenler dediğimizde yeni ulaşım ve iletişim teknolojileri, küresel bir medya projesi olarak batılı yaşam tarzının bütün dünyaya sunulması, göç ağları ve ulus aşırı topluluklar için göç hareketlerini kolaylaştıran unsurların gelişmeleri akla gelir. Kaynak ülkeler bakımından etkenler dediğimizde Tarımda yenileşmenin sonuçları, iklim ve çevreye ilişkin değişiklikler, kentlere yönelik iç göç, kentlerde ortaya çıkan yoğun işsizlik, toplumsal güvensizlik ortamı, çeşitli biçimlerde şiddet ve insan hakları ihlalleri akla gelir. Hedef ülkeler bakımından etkenler dediğimizde endüstrideki yeniden yapılanma çabalarının sonuçları, yeni ortaya çıkan hizmet sektörleri ve buna bağlı olarak gelişen yeni iş gücü gereksinimleri, Doğurganlığın azalması ve nüfusun yaşlanmasıyla nüfusta ve iş gücünde azalma akla gelir. Göç olgusunun boyutları sayısal olarak ifade edildiğinde küresel olarak etkileri daha iyi anlaşılabilir. Uluslararası göçmenler 2010 yılından bu yana 51 milyonluk bir artışla 2019 yılında 272 milyona ulaştı. Uluslararası göçmenlerin sayısı toplam nüfusa oranla daha hızlı büyüdüğü için dünya nüfusu içindeki payı da artmaktadır. 2000 yılında dünya nüfusunun %2,8'ini uluslararası göçmenler oluştururken günümüzde bu oran küresel nüfusun %3,5'ini oluşturmaktadır. Kuzey yarımküre ülkelerinde nüfusun %12'si uluslararası göçmenlerdir. Buna karşılık güney yarımkürede her 100 kişiden sadece ikisi göçmenlerdir. 1990-2019 yılları arasında uluslararası göçmenlerin toplam nüfus içindeki payı Kuzey Amerika'da %6'dan fazla, Avrupa ve Okyanusya'da %4, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da %3'ten fazla artış gösterdi. Doğu ve Güney Doğu Asya'da, Latin Amerika ve Karayipler'de ise bu oran sırasıyla %0,4 ve %0,2 artmıştır. Göç süreçleri toplumlar ve ülkeler açısından sadece sayılarla ifade edilecek etkilere sahip değildir. Göçün hem insanlar hem de dahil olduğu yerler üzerinde oldukça karmaşık, çok boyutlu etkileri olmaktadır. Özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde göç ve kentleşme endüstrileşme ile birlikte ilerlemektedir. Ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından da göçün önemli işlevleri vardır. Temel olarak insanlar ve dolayısıyla nüfus sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almaktadır. Küresel ölçekte demografik olarak nüfus artışı, nüfusun yaşlanması, göç ve kentleşme gibi dört büyük eğilim söz konusudur. Bu eğilimlerin hepsi de ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevresel sürdürülebilirlik için önemli sonuçlara sahiptir. Dolayısıyla zamanında ve doğru nüfus tahminleri, hükümetlerin gelecekteki demografik eğilimleri öngörmelerine ve bu bilgileri kalkınma politikalarına ve planlarına dahil etmelerine olanak tanıyacağı için yaşamsal öneme sahiptir. Esasen nüfus araştırmaları, eğitim, sağlık konuları, yoksulluk, aile refahı, çevre, kadın, göç ve kalkınma konuları arasında bağlantılar kurmayı mümkün kılan verileri sağlamaktadır. Uygun politikalarla desteklendiğinde uluslararası göç kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunabilir. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin büyük kısmı, ülkeleri planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanması da dahil olmak üzere düzenli ve güvenlik göç ya da hareketliliği kolaylaştırmaya yöneltmektedir. En önemli nüfus özelliği nüfusun büyüklüğüdür denilebilir. Ve nüfus büyüklüğündeki değişimler genellikle doğum ve ölümlerle ilintilidir. Ancak belirttiğimiz üzere artık birçok ülkede özellikle uluslararası göç nüfus değişimlerinin önemli bir belirleyicisi niteliğindedir. Nüfusun yapısı ve değişimi üzerinde doğum ve ölüm gibi göçlerin de önemli etkileri olmaktadır. Ve bu etkileri analiz etmek üzere çok sayıda bilimsel çalışma yapılmaktadır. Demografi ya da nüfus bilim özellikle büyüklük, yoğunluk, dağılım gibi istatistiki bilgilere atıfta bulunarak insan nüfusunu ve gelişimli konu edinir. Dolayısıyla nüfus bilim açısından göçün nüfusla ilişkili sonuçlarını analiz etmek, verilerden hareketle öngörülerde bulunabilmek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda giderek yoğunlaşan ve karmaşıklaşan göç süreçleri nüfus biliminde önemli inceleme başlıklarından biri haline gelmiştir. Oldukça dinamik bir olgu olan nüfus, demografik dinamiklerin etkileşimiyle sürekli bir dönüşüm içinde bulunur. Bu dönüşüm sürecinde nüfusu biçimlendiren temel demografik dinamikler doğurganlık, ölüm ve göç olarak ifade edilebilir. Ve özellikle nüfus doğumunda doğumlar ve ölümler kadar göçlerin de önemli bir yeri vardır. Göç süreçleri nüfus büyüklüğünü ve kompozisyonunu farklı biçimlerde etkilemektedir. Göçmenlerin bir bölge ya da ülkeye gelmeleri durumunda nüfus büyüme yönünde değişirken, göç veren yerlerde nüfusun azalması söz konusu olur. Göçmenler, göç ettikleri yerlerdeki toplam nüfustan farklı bir yaş dağılımına sahip olduklarında, yaş dağılımını ölüm ve doğurganlık düzeylerini de etkileyebilir. Göç süreçleri çoğunlukla çalışma çağındaki insanları kapsamaktadır ve bu nedenle göç edilen ülkedeki çalışma çağı nüfusu artarken göç veren ülkede çalışma çağındaki nüfus da göç nedeniyle azalır. Demografik dönüşüm kuramında da vurgulandığı üzere gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde nüfusun dönüşümü henüz tamamlanmamış bir süreç niteliğindedir ve bu ülkelerde hızlı nüfus artışı varlığını korumaktadır. Öte yandan özellikle nüfusu yaşlanan ve çalışma çağı nüfusu azalmakta olan endüstrileşmiş ülkelerin ulusal ekonomik kazanımlarının devamı için göçmen iş gücü arzına gereksinim duyulmaktadır. Oluşan gereksinime rağmen çeşitli toplumsal, siyasal, ekonomik veya kültürel nedenlerle göç konusunda sınırlandırıcı yaklaşımlar da artmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerdeki göç politikalarının az çok kısıtlayıcı ya da seçici olup olmayacağı önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Nüfus ve Toplum ders kitabının yetinci ünitesi Nüfusun Bileşenleri Göç Konusu bağlamında Göçler Çağında Nüfus başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.